Kuru Destek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ziraat Bankası hesabımızdaki banka kartımıza sanal kart nasıl oluşturuyoruz? Beraberce göreceğiz. Sanal kartı oluşturmak için cep telefonumuza Ziraat Mobil uygulamasını indirmemiz, internet bankacılığımızın da açık olması lazım. Şimdi ben burada Ziraat Mobil uygulamasına dokunuyorum. Ana ekran geldi. Buradan giriş yapacağım. Şifremi gireceğim. Evet, şu anda hesabım açıldı. Menü kısmına dokunuyorum. Kartlarım kısmına dokunuyorum. Sanal kartlarım kısmına dokunuyorum. Sanal kredi kartlarım, sanal banka kartlarım diye bize iki seçenek sunuyor. Şayet bunun her ikisi de sizde varsa istediğinizi oluşturabilirsiniz. Ben önce kredi kartını göstereyim size. Onu seçiyorum. Sanal kart ekle diyor. Kredi kartım için. Kredi kartınız bulunmamaktadır diyor. Doğrudur. Benim Ziraat Bankası'nda kredi kartım mevcut değil. Dolayısıyla bir geriye gidiyorum. Buradan sanal banka kartlarım kısmını seçiyorum. Daha önce İş Bankası ile ilgili sanal kart oluşturmayı anlatmıştım. İş Bankası'nda kredi kartı haricinde sanal kart oluşturamıyorduk arkadaşlar. Ziraat Bankası o imkanı bizlere sunmuş. Şimdi sanal banka kartınız bulunmamaktadır diyor. Sanal banka kartı ekle diyorum. Buradan hangi karta sanal banka kartı eklemek istiyorsunuz diyor. Tabii benim bir tane olduğu için onu seçeceğim. Ancak birkaç tane varsa onu da seçebilirsiniz hangisini istiyorsanız. Ben bu kartı seçiyorum, temassız kartımı. Ben burada e-ticarette yapacağım tutarı belirlemem gerekiyor. Sanal kart limiti diyor. 100 lira diyorum. Daha sonra bunun cinsini Türk lirası olarak seçiyorum. Daha sonra devam diyorum. Yine burada bana limitin iade şekli, yani tekrardan ana kartımızın hesabına bu parayı aktarmak için ne kadar dursun diyor. Her günün sonunda belirlediğim tutar olarak yenilensin. Yani her gün 100 lira yenilenecek. Diğer seçenek de limit gün sonunda sıfırlansın. Diyelim ki Sanal Banka kartınıza 100 lira aktardınız. O gün de alışveriş yapmadınız. Gün sonunda o limit tekrardan sıfırlanıyor. Sizin tekrardan limit belirlemeniz gerekiyor. Bu daha güvenli. O yüzden ben onu seçiyorum. Şu anda bütün bilgilerimi görüyorum. Burada onayla dediğim zaman bana sanal kartı oluşturmuş olacak arkadaşlar. Onayla diyorum. Şu anda sanal kart oluştu. Tekrardan iptal içinde aynı menüleri takip ederek kart iptali diyebiliriz. Ana sayfaya dön diyorum. Menü diyorum. Kartlarım diyorum. Sanal kartlarım diyorum. Sanal banka kartlarım diyorum. Burada sanal banka kartımı görüyorsunuz. Onu seçiyorum. Ve buradan kart iptal diyerek iptal edebilirim. Limiti değiştirebilirim. Ve kart hareketlerini de yine ne zaman oluşturuldu, limit nedir, onları da yine buradan hareketlerimi de görebiliyorum arkadaşlar. Anlatım umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.